Dün bir yandan üzücü bir haber gördüm. Tanıdığımı söyleyemem ama Call of Duty oyunundaki Ghost karakterinin cosplay'ini yapan bir TikTokçu çocuk canlı yayında hayatına son vermiş. Inquisitor'nikli bir çocuk vardı belki görmüşsünüzdür. 22-23 yaşlarında. Bazen Instagram'da keşfette takılırken çok nadir de olsa onun da görselleri gelebiliyordu. Çünkü Ghost karakterini seviyorum böyle. Kendisi hakkında çok büyük bir bilgi yok ama çok da gizemli ve bu gizem o karakter için çok havalı bir atmosfer oluşturuyor. Şeyma Zena Talante nickli bir Türk Twitch yayıncısı bunun hakkında bir haber paylaşıyor. Türkçesini okuyayım önce size. O tweetten görüp de araştırmaya başlamıştım. Tweet'i okuyorum. Bugün size TikTok'ta benim de uzun zamandır takip ettiğim Ghost Cosplayer'ı olan Inquisitor Vincent'ın hayatına mal olan bir olayı anlatmak istiyorum. TikTok'ta 100 bine yakın takipçisi vardı ve genelde insanları eğlendiren Goofy diyebileceğimiz şapşal hareketlerle Ghost Cosplay'i yapardı. Elindeki ışın kılıcı da ona farklı bir hava katıyordu. Birkaç haftadır kendisine pedofil yakıştırması yapılıyordu. On 17 yaşında reşit olmayan bir kızla flört ettiğini kızın erkek arkadaşı ifşa etmeye çalışmış. Hatta bir bakıma Vincent cancellansın diye bilerek yapmış. Kız arkadaşına Vincent ile konuşup flört etmesine hatta daha ileriye taşımasına böylece onu ifşalayabileceğini söyleyip baskı yapmış. Kız aynı zamanda Vincent'ın editörüymüş bir zamanlar. Kimse araştırmadan etmeden ve kanı taramadan bu çocuğun üzerine gitti iki hafta. Pedofili dedi. Birçok içerik üreticisi de üzerine konuştu. İnsanlar yorum yaptı. İki gece önce canlı yayında hayatına son verdi dayanamayın. 23 yaşındaydı Vincent. 23. Canlı yayında hayatına son verdiğinde odasına ulaşabilmek için komşuları camı kırmış. Hepsi canlı yayında yaşandı. Ambulans çağrıldı. Hastaneye götürüldü. Sonra ses çıkmadı bir süre. Ancak dün Vincent'ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kurtarılamamış. Daha sonra Discord konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalara göre de Vincent yanlış bir şey yapmamış. Konuşmalarda kız kendini reşit gösterip flört etmiş. Ama hayır cevabı almış. Sonra orada burada pedo diye laf atmış. işler büyümüş. TikTok gibi insanların hemen zorbalık ve ve linç kampanyası başlattığı bir yerde gencecik bir çocuk hayatından oldu. Kim bilir nasıl bir kafadaydı o an. Sadece insanları videolarıyla eğlendiren ve güldüren ışın kılıçlı bir ghost cosplayer'ıydı kendisi. O kadar. Nasıl battı. Bunun üzerine biraz daha internette araştırdım. Çocuğun hakkında gerçekten çok ciddi bir linç kampanyası başlatılmış. Bunu ilk yapan kişi de kendisi gibi başka bir ghost cosplayer'ı olan bir çocukmuş. Direkt sorgusuz sualsiz mesajlar kırpılarak başkalarına ulaştırılarak linç edilmeye başlanmış. Ama bunun yanında da şöyle detaylar var. Kız kendi yaşı hakkında yanlış bilgi vermiş. 18 yaşından büyük olduğunu dile getirmiş. Reşit olduğunu dile getirmiş. Ve yine tabii ki reddedilmiş. Bu arada kız Türk büyük ihtimal. Çünkü kızın Discord hesabındaki kimlik bilgisi mi diyelim artık bu profilinde yazı yazarlar ya. Orada yağmur olsam binlerce damla arası nokta nokta diye bir şey var. Ya Türk ya da yabancı sözleri. Hoşuna gidip paylaşan kişiler olur onlardandır. Bizde de İngilizce paylaşırlar ya. Belki de onun gibidir. Yine de kız ve sevgilisi hakkında net bir bilgiye ulaşamadım. Yani reddite girdim. Girdim, yabancı haberlere girdim İtalyan haberlerine girdim Çocuk son canlı yayınında kendini asıyor ve canlı yayında bir süre devam ediyor. Canlı yayının yorumları kapalı, insanlar da merak ediyor niye böyle bir boş oda var diye. Sonradan cam kırılınca biri içeriye girip kendini asmış diye bağırınca ortaya çıkıyor her şey. Bunun yanında yeni oyunlara eklenmesi için Call of Duty'ye imza kampanyası başlatılmış. Bu çocuğu da o oyunda bir küçük bile olsa gösterin diye. Linç kültürü internette çok ayrı bir yere gidiyor zaten. Sürekli yaşıyoruz bunu. Kimisi haklı olarak linçleniyor, kimisi haksız olarak linçlenebiliyor. Birini iftira atmak çok kolay ve bunu ne zaman dile getirirsek insanlar şöyle bir karşılık veriyor. Mesela bu kız üzerinden örnek verelim. Kız ne demiş? Bu pedofilidir. Net bir kanıt da sunmamış. İnsanlar taraf tutmak için yarışa giriyor. Şöyle bir cevap geliyor. Ne yani bu adamı savunsak bir ihtimal bir sapı savunmuş oluruz ama onun yanında bir mağdur kızı savunmuş da olabiliriz gibi saçma sapan bir açıklama yapıyorlar. Hayır tarafsız olacaksın araştıracaksın ona göre yargı gideceksin. Ama maalesef çamurat izi kalsın olayı çok yaygındır. Eğer bir gün burada biri biri hakkında bir şey derse öteki taraf her ne kadar bunu düzeltmeye çalışsa da birçok insanın aklında kalıyor. O kişi artık o yapıştırdıkları izle kalıyorlar. Belki kişiler depresyon sürecindedir. Her insan aynı mental sağlıkta kalamıyor. Mesela ben kendim için söyleyeyim haksız bir linç yesem böyle yollara başvurmam. Ama bu benim için geçerli bir olay. Linç yemeye alışmışım zaten. Bir iftira atılsa bunu savunmak için çabalarım belki biraz para harcayacağım ki daha çok kişiye ulaşsın da haklılığım, haklılığım ispatlansın ama yine de bir sürü insanın aklında da kötü olarak kalır. Eğer depresyon sürecindeyseniz, ağır dönemler geçiriyorsanız bunun sonucu çok kötü yönlere de gidebilir. Zamanında bir tane malum sektördeki kadın oyunculardan birinin başına bir şey gelmişti. İsmini vermiyorum ki araştırmayın çünkü Google'a girdiğinizde çok ters şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Kadın eşcinsellerle bir film çekmek istemiyor. Hastalık bulaşabileceğinin riskinden dolayı. Kadını öyle bilinçliyorlar ki bir hafta sonra hayatına son veriyor. Sonra öğreniliyor ki zaten ağır bir depresyon yaşıyormuş. Bu da son darbesi olmuş. O yüzden insanların da bilinçlenmesi gerekiyor aslında bir yandan. Çünkü siz bilinç girişimine katılıyorsunuz ama doğruyu yanlışı bilmeden yaparsanız bunu çok tehlikeli. Bu çocuğun sonuna getiren kişilere ne oldu derseniz hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey de olmayacak. Bambaşka ülkelerde şu an yaşıyorlar. Sadece hesaplarını kapatıp gitmişler. Hayatlarına devam ediyorlar. Bazı insanlar demiş ki vicdan azabı çekerler. Çekmez. Bunu yapabilecek insan da vicdan diye bir şey Yok, azabı da çekilmez yani. Büyük ihtimal zaten internet iyice yaygınlaştığı için uluslararası hukuk biraz daha genişleyebilecek diye düşünüyorum. Ülkeler arası mahkemeler de kurulabilir. Ama şimdi günümüzün konusu değil bu. Belki 10 belki 20 sene sonra başlayacak bir olay. Yine de uluslararası davalar açılabiliyor, ama bu biraz daha genişleyebilir. Size yine de genel bir tavsiye de vermem gerekiyor. Discord gibi platformlarda çok fazla takılmayın. Nereden biliyorum? Ben de Discord kullanıyordum. Kendi Discord hesabım vardı, kanalım vardı. Şöyle bir şey var. Discord'un mesela %35'i, %40'ı gerçekten çok iyi insanlar. Oturup saatlerce muhabbet edebiliyorsun. Discord'u kullanma sebepleri de genelde ders çalıştıkları için, evden çalıştıkları için oluyor. Yani normalde zaten sosyal olarak dışlanmış insanlar olmuyorlar. Ama geri kalan kesim işte sosyal olarak dışlanmış kişiler. Bunlar çok tehlikeli. Neden sosyal olarak dışlanır bir insan? Bunu da düşünmek gerekiyor. Gerçekten düşünsel olarak ucube insanlarla çok fazla denk geliyorsun. O kadar çoklar ki o yüzden zaten Discord kullanmayı bıraktım. Lan dedim benim sağlıklı bir psikolojim var bunlarla mı muhatap olacağım? Seni aşağıya çekiyorlar ister istemez. Saçma sapan muhabbetlere girmeyi çok seviyorlar. Özellikle ergenler falan da varsa, çoluk çocuk varsa bunlar dramayı çok sever. Biri ortaya bir şey atsa da oradan bir drama döndürsek diye hevesle bekliyor bu insanlar. Dediğim gibi sağlıklı bir psikolojiniz varsa ve Discord kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Orada gerçekten düzgün sizin gibi insanlarla da denk gelebilirsiniz. Gerçekten çok iyi arkadaşlarım oldu oradan. Ama bir yandan da dediğim gibi çok fazla ucubeyle karşılaştım. Bu ucubeler çok tehlikeli. Kimisi zararsız ucube ama o zararlılar var ya o zararlılar... ...yani sokağa benzemiyor. Öyle bir oran var. Mesela dışarı çıktığınızda gerçekten sosyal sorunlu... ...insan oranı herhalde %10'dur. Ama Discord'da öyle değil. %50, %60 bulabilirsiniz bazı yerlerde. Bunun yanında şunlara da dikkat etmeniz gerekiyor vallarım. Özellikle genç arkadaşlar... ...ve özellikle 15, 16, 17 yaşındaki kızlar. Birçok alanda bulunan bir insanım... Sahne dünyasında da bulundum. Bir yandan da karikatür sektöründeyim. Bir yandan da böyle internette içerik üreten bir insanım. Üç ayrı ortamı sürekli gören biriyim kısacası. Burada gördüğünüz bazı insanlar yalnızlığınızın da pekiştirmesiyle gözünüzde büyük gözükebilir. Çekici de gelebilir. Gerçekten bu çekici gelmesini anlayabilirim. Ben de 15-16 yaşındayken mesela içerik üreticileri hoşuma gidebiliyordu. Ama onlarla konuşurken tedbirli olun. Çünkü 18 yaş sınırı öyle herkesin dikkat ettiği bir sınır değil. Bak ben bunu bir ara komedyen ortamında ya ...anabacı küfrederek kalkmıştım masada. Bir masanın tamamımı hiç dikkat etmez böyle şeylere. Mesela buradaki YouTuber tayfa, çoluk çocuk tayfa... ...pek dikkat etmezler, pek bir etik anlayışları da olmaz bazılarının. Yazmayın, bulaşmayın. Anlık bir macera gibi gözükebilir bunlar size... ...ama sonunda sıkıntıya uğrarsınız. Gerek yok, yaşınızı yaşayın. Ve bunu da yaşıtlarınızla yaşayın. Bunu videodaki çocuktan ayrı söylüyorum bu arada. O kadar fazla 16-17 yaşındaki kız yürümek için mesaj atıyor ki... ...bazen boş vaktim oluyor tek tek böyle uyarıyorum. Az önce söylediğim şeyleri söylüyorum. Abim yapma. Yaşınızı yaşıtlarınızla yaşayın. Yani burada sadece bunun suç kısmı için söylemiyorum bunu. Yaşıtlarınızla yaşayın. Yani suç olmasa da söylerdim bunu. Çocuğa gerçekten yazık oldu. İçeriklerine baktığımızda kendi halinde takılan bir çocukmuş. Bazen ortaya öylesine atılan bir iddia. Bazen bir çocuk eğlencesi. Kar topu etkisi yaratıp çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Söylediğiniz sözlerin, yapabileceğiniz hareketlerin ağırlığının farkında olun dostlar. Özellikle genç arkadaşlar. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.